Hangisi parazit bitkilerin tümü için geçerlidir? Yani yarı parazit de olsa tam parazit de olsa bunların özelliği olacak. Konağa zarar verme. Evet, parazit olmanın mantığı bu zaten arkadaşlar. Konağa bir şekilde zarar veriyorsunuz, ondan çalıyorsunuz. Gelişmiş kök sistemine sahip olma ikisinde de yok. Konağın organik besinlerini kullanan tam parazit, fotosentezle organik besin sentezleyebilme yarı parazit, sadece su ve mineral ihtiyacını konaktan karşılama yarı parazit. Ortak olan A seçeneği. Dört farklı canlı türü arasında etkileşim gösterilmiş. Etkileşimde fayda sağlama, zarar görme, etkilenmeme ile ifade edilen açıklamalardan hangileri doğrudur denmiş. Şimdi bakın. X ve Y arasında mutal bir ilişki var. Y ile T arasında parazitlik var. Y ile Z arasında parazitlik var. X ile T arasında komensal bir ilişki var. Peki. X'in sayısının azalması T'yi olumsuz Y'yi olumlu etkiler. Bir kere X ile Y arasında mutalist bir ilişki var. X azalırsa Y de arkadaşlar olumsuz etkilenir. Bakın T'ye baktığınızda da hani e, T X'ten yararlanıyor ya sonuç itibariyle ne olacaktır arkadaşlar? Hani kommensal ilişkide T bir süre olumsuz etkilenecektir. Ama bir de şöyle bakalım olaya, şu taraftan bakalım. Y azaldığı zaman T de azalacak. Neden? Çünkü T Y'den parazit besleniyordu siz üzerinde oturacağı bulunacağı canlıyı arkadaşlar ne yapıyorsunuz konakçısından mahrum bırakıyorsunuz. T'nin sayısının azalması Y'yi olumlu, Z'yi olumsuz etkiler demiş. Şimdi bakalım buraya. Tekrar T'nin azalması Y'yi olumlu etkiler doğru. Z'yi olumsuz etkiler. Şimdi Y'nin artması evet Z'yi olumsuz etkileyecek çünkü Y Z'den parazit besliyor. Y'nin sayısının azalması X ve Z'yi olumsuz etkiler. Hadi ona bakalım şimdi. Y'nin sayısının azalması Z'yi olumlu etkiler. Hocam olumsuz değil sonuçta parazitti. de. X'i de olumsuz etkileyecek ama neden? Çünkü bunlar arasında mutualist bir ilişki vardı. T'yi olumlu etkiler demiş. Y'nin artması, şey özür azalması ne yapacaktı arkadaşlar? T'yi olumsuz etkileyecekti çünkü konakçısı azalıyordu T'nin. O yüzden cevabımız yalnız iki olacak. Hangisi canlılar arasında simbiyotik ilişki örneklerinden değildir? Bal arılarının bal özü toplarken çiçek polenlerini yayması. Biri balla beslenmiş oluyor, diğeri de tozlaşmış oluyor. Bağırsak solucanlarının konak canlıdan ihtiyaç duyduğu besinleri elde etmesi. Bu biri zarar görüyor, diğeri yarar görüyor yani parazitlik. Bazı bakterilerin insan bağırsağında B ve K vitamini üretmesi bir mekan buluyor, diğeri karşılığında vitamin alıyor, mutualizm. Liken birliğinde algin ürettiği besini mantarla paylaşması, dolayısıyla karşısında da mantar ona karbondioksit verecekti. Bu da mutualizm. Kurbağaların darval dönemde tek hücreli alglerle beslenmesi, arkadaşlar beslenme sanki böyle av avcı gibi düşünülebilir. Cevabımız B seçeneği. Yani burada birlikte yaşamdan söz etmiyorsunuz. Aynı ekosistemde farklı iki popülasyon için hangileri gözlenebilir demiş. Ekolojik nişleri aynı olabilir. Olabilir. İki tane otçul canlıdır. Mesela zebra ile ceylanlar diyelim. Biri diğerinin besini olabilir. Olabilir. İki farklı popülasyon sonuçta. Birisi ceylandır, diğeri aslandır. Üreme dönemleri aynı olabilir. Olabilir. Aynı dönemde ürüyorlardır. Çünkü sonuçta gözlenebilir ifadesi var. Yoğunlukları farklıdır. Evet. Bir aslan grubu vardır. Bir de geyik grubu, ceylan grubu vardır. Öyle düşünebilirsiniz. Ceylan grubu diyelim. Değil mi? O ceylanların sayısıyla aslanların sayısı aynı olmaz. Aslanlar böyle grup halindedir. 10-15 tanedir. Ama burada yüzlerce ceylan görürsünüz. Mesela. O yüzden cevabımız ne oldu? E seçeneği. Popülasyona ait birey sayısının zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir diyor. Şimdi bakın Popülasyonun büyümesi T1'de negatiftir demiş ama birey sayısı artmış hocam bu şekilde değil mi? Logaritmik artmış. Bu ifade yanlış. T2'de popülasyon büyüklüğünde değişim olmamış. Evet bakın birey sayısı sabit kalmış. T3 sonunda popülasyonun yoğunluğu maksimum ulaşmıştır. Bunu da hani şöyle doğrulamaya çalışıyorum. T3'ten sonraki yere bakıyorum. T4'te azalışa geçmiş. Acaba diyorum ulaştığı son nokta orası mı? Olabilir diyorum o zaman. T4'te tür içi rekabet artmış olabilir. Olabilir. Kendi içlerinde arkadaşlar besin için rekabet etmeye başlamışlardır. Çünkü hani yoğunluk maksimuma ulaşmıştır. T3 sonunda çevre direnci maksimum değerdedir. Eğer yoğunluk maksimum ulaşmışsa artık hani alanın daralması, artıkların artması, besinin azalması, rekabetin artması gibi çevresel faktörler ya da içeriden olan faktörler bir şekilde ne yapacaktır arkadaşlar? Popülasyonu azalmaya yöneltecektir bu ifadede doğru kabul edilebilir. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki grafikte P1 ve P2 türlerinin popülasyon yoğunlukları ile hayatta kalma ilişkileri gösterilmiştir. Buna göre grafiği inceleyen bir öğrencinin ileri sürdüğü yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. P1 popülasyonunda popülasyon yoğunluğunun belirli bir değerin üzerine çıkması hayatta kalmayı olumsuz yönde etkiler. Bakın, belirli bir yere çıktıktan sonra birey sayısı ne oluyor? Yani hayatta kalma oranı ne oluyor? Azalıyor. O yüzden bu doğru mudur? Doğrudur. P2 popülasyonu Popülasyon yoğunluğu arttıkça hayatta kalma zorlaşır diyor. Bakın biz ne yapıyoruz? Popülasyon yoğunluğunu bu tarafa doğru gittikçe artırıyoruz. O zaman P2 türü için bu hayatta kalma şansı zorlaşıyor mu? Gitgide evet zorlaşıyor. P2 popülasyonunda popülasyon yoğunluğunun belirli bir değerin altına düşmesi hayatta kalmayı olumlu yönde etkiler diyor. Evet arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Birey sayısını yani popülasyon yoğunluğunu atıyorum burada bıraktığımızı varsayın. O zaman hayatta kalma oranı burada mı oluyor? Evet. Peki burada olursa Şöyle olur değil mi? O zaman şuraya göre hayatta kalma oranı olumsuz olarak etkilenmiş olur. Yani 1 ve 2'yi kıyaslayacak olursak. Ancak bize neyi soruyor? Popülasyon yoğunluğu belirli bir değerin altına düşmesi. Yani 1'de kalmasını söylüyor arkadaşlar. O zaman hayatta kalma olumlu mu etkilenir? Evet doğrudur. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yani 1, 2, 3 olmuş olacak. Tablo belirli bir alanda uzun yıllar boyunca bitki örtüsündeki değişimi paralel olarak alanda bulunan kuş türlerinin süksesyonunu göstermektedir. Tablodaki verilere bağlı olarak hangileri yapılabilir demiş hocamız. Bazı kuş türleri bu süksesyon olayında her zaman varlığını sürdürmüştür. Bakın öyle bir şey olsaydı tablonun tamamında taralı bir alan görürdük. Yani böyle bu şekilde enlemesine ama öyle bir şey yok hocam. Mesela çöl toyları çalılar geldikten bir süre sonra yok olmuş. Ya da taş kuşu aslında yoktu. Çalıların ikinci döneminden itibaren varlığını sürdürmüş ama meşede kaybolmuş gibi. Bitki örtüsü değiştikçe alanda farklı kuş türleri yer almıştır. O ifadeye bakın ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü mesela kara gergedanlı ardıç kuşu çam ağaçları belli bir döneme gelene kadar yok. Çamdan sonra ve meşede var. Bitki örtüsündeki değişim bazı kuş türlerinin alandaki yerini kaybetmesine neden olmuştur. Evet maalesef bakın çalıdan sonra çöl toygarı ya da işte çamla beraber kır kırlangıcı yok olmuş. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Grafikte aynı ekosistemde yaşayan 3 farklı popülasyonun yaşam eğrileri verilmiş. Hayatta kalan birey yüzdesine baktığınızda 1, 2 ve 3 e, no'lu grafikleri görüyoruz. Grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakın arkadaşlar burada 1 no'lu canlı grafiğe yavru bakımı az olan erken yaşta ölüm oranı yüksek olan canlıdır. Dolayısıyla yavruların çoğu olgunlaşıp üreme çağına erişmeden ölür. İkinci popülasyonda her yaşta eşit oranda ölüm görülür. Çünkü nasıl hatırlayacaktık bunu bakın eğim sabit. Eğim sabitse her yaşta ölüm oranı eşittir. Üçüncü popülasyonda az sayıda yavru yapıldığından üretkenlik düşüktür. Şimdi bu bir yorum sorusu olduğu için kesinlik sorusu olmadığı için ama biraz da bilgi var değil mi? Hatırlayın lütfen. Bakın 3 nolu canlı bu 1-2'ye göre yavru bakımı gelişmiş olan canlıdır. Peki teorik olarak yavru bakımı gelişmişse yavrulama genellikle nedir? Azdır. Hani az sayıda yavruya düzgün bir şekilde bakan anne hem enerjisini düzgün kullanmış olur hem de o yavrunun hayatta kalma süresini uzatır. Dolayısıyla hayatta kalan birey yüzdesi 3 nolu canlı da en fazladır. Dolayısıyla buradaki üretkenliğin düşük olmasını böyle negatif bir kavranmış gibi algılamayın arkadaşlar. İnsanı düşünün mesela her seferde kaç tane canlı doğuyor? Bir tane canlı doğuyor. Yani ikiz, üçüz bebekler aslında normal olarak karşılanmıyor. Hatta kadın doğumda risktir arkadaşlar. Anne sağlığı için, çocuk sağlığı için risktir. Ölüm meydana getirebilir. O yüzden memeliler, gelişmiş memeliler tek batında mümkünse bir tane canlı doğurmayı tercih ederler. O da hem annenin sağlığı için hem de yavruya düzgün bakabilmek için. O yüzden cevabımız E seçeneği. Ekosistemlerde bir habitatın taşıma kapasitesi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır demiş. Şimdi habitat canlıların yaşayıp gelişebildiği en uygun adresti. Bu bir okyanus da olabilirdi, bir canlının bağırsağı da olabilirdi değil mi? Sonuçta bir canlının yaşaması için gerek duyduğu bölge, ortam. Habitatın taşıma kapasitesi çevresel koşullardaki değişiklikten etkilenebilir. Tabii ki çevre koşulları kötüyse taşıma kapasitesi düşük olur. Sonuçta canlılar artış gösteremez. Habitatın taşıma kapasitesi kullanılabilir kaynakların miktarıyla belirlenir ki aslında bir nolu şıkkı da destekleyen bir şıktır. Mesela bir ortamda besin yoksa canlılar rahat bir şekilde çoğalabilir mi? Hayır hocam. Bir habitatın taşıma kapasitesi o habitatı paylaşan tüm popülasyonlar için aynıdır. Hadi şimdi şöyle bir şey düşünelim. Mesela şu anda odanızı düşünün. Siz varsınız ve o odanız bir habitat olsun. İşte aileniz de hatta orada yaşasın, doğru mu? Siz o odaya atıyorum işte 5 kişi taşıma kapasitesine ulaştığında o oda sizin için yeterli gelmemeye başlayacaktır. Ama aynı ortamda milyonlarca bakteri vardır, doğru mu? Bakın gördünüz mü? Bir mikroorganizmanın popülasyonu ee, taşıma kapasitesi bakımından insan popülasyonundan daha fazla oldu. Dolayısıyla her popülasyon için aynıdır diyemezsiniz. Yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 3 olacak. Yaş piramitlerinde X ve Y ile gösterilen insan popülasyonlarında dişi ve erkek bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiş. Bakın bu X popülasyonu, bu Y popülasyonu. Göç olaylarının görülmediği varsayılacak olursa grafikteki veriler kullanılarak hangisi söylenemez demiş. Y popülasyonunda genç yaşlarda ölüm oranı X popülasyonuna göre daha yüksektir. Farklı bir bakış açısı ama çok güzel bir bakış açısı. Bakın Y popülasyonunda genç birey sayısı az iken X popülasyonunda fazlaysa bu böyle bir ihtimal olabilir. Y popülasyonda dişi bireylerin ortalama ömür uzunluğu erkek bireylerden fazladır. Hadi Y'yi tek başına değerlendir demiş. Bakın dişi bireyler 80 üstüne erkeklerden daha çok çıkmış. 79-75 arası, 70-74 arası daha fazla. O zaman bu ifade de doğru. X popülasyonu yaş dağılımı bakımından Y popülasyonlara göre daha dengelir demiş. Hayır. Y popülasyonu daha dengeli. Neredeyse bir dikdörtgeni andırıyor. Ama bakın burada bir piramit var. Yaşlı popülasyon sayısı, daha doğrusu popülasyon içindeki yaşlı birey sayısı daha az. Y popülasyonunun 50 yaş üstü birey yoğunluğu X popülasyonundan daha fazladır. Bu zaten çok açık arkadaşlar. Bakın şöyle bir çizgi çektiğiniz zaman 50 üstüne bakar mısınız ne kadar az. Ama şuraya bakın Y'de daha fazla. X popülasyonunda genç ve üreme çağındaki bireylerin sayısı yaşlı bireylerden fazladır. İlk kurduğumuz cümleydi bu. Bakın yaşlı bireyler genç bireylere göre daha az yani genç bir popülasyon aslında x popülasyonu. O yüzden cevabımız C seçeneği.